Partisi kuruldu. Şimdi siyaseti takip eden insanlar, ben de bir siyaset uzmanıyım ve şöyle görüyorum. İnsanlar bu konuda sizden bir açıklama ve bir tepki beklerken bir anda Türkiye'de sadece mülteci problemi üzerinde konuşan ve hiçbir zaman o HDP ile yapılan o olaydan bahsetmeyen veyahut da İyi Parti'deki ayrılış ve Zafer Partisi'nin kuruluş serüvenine sebep olan konuya hiç girmiyorsunuz. Bu daha sonraları mı işleyeceksiniz bu konuları, yoksa şu anda cazip yer burası. Ben de sosyal medya içerik uzmanıyım. Biraz gündeme bakıyoruz. Gündem de bu gidiyorsa ona göre video çekelim diye. Siz de şu anda hani alırı var, karşılığı var diye mi mülteci konusunu gündeminizde tutuyorsunuz? Teşekkür ederim. Siyaset bilimi okudunuz herhalde abi. Yok, sinema televizyon Sakın siyaset yapmayın bu yaklaşımla. Bakın şöyle, dinleyin lütfen, tamam. Sonuna kadar. Hayır, hakaret etmiyorum. Siz benim siyasetten anlamadığımı söylüyorsunuz. Lütfen bu üslupla bana cevap vermeyin. Ben sadece soru sormak için buraya geldim. Tamam. Siz de soruma cevap verecekseniz verin, vermeyecekseniz vereceğim. Ben bu soruya cevap vermek istemiyorum deyin. Bana hakaret edemezsiniz. Niyet okuması yapmayın Sayın Genel Başkan. Lütfen rica ediyorum. Abdurrahman Bey, bir soru sordunuz, nasıl cevap vereceğimi ben belirlerim. Bana bir. Hakaret ederek hakaret siz şey belirleyemezsiniz. Siz siyaset size. Yapmayın diyemezsiniz. Ben size söylüyor muyum? Siz siyaset yapmayın diye. Lütfen. Hayır, lütfen. Soruma cevap verecekseniz verin vereceğim. Sayın Genel Başkan. Vereceğim arkadaş. Vermeyecekseniz lütfen ben cevap vermiyorum deyin. Beni itham ederek soruma cevap vermeyin lütfen. Tamam, buyurun hocam. Yorum eklemeden lütfen. Yorum eklemeden. Buyurun. Tamam Abdurrahman Bey. Buyurun. Soruma sizin sorunuzsa kendi bildiğim gibi cevap vereceğim. İster dinlersiniz. İster dinlemezsiniz. Bakın siz bana dediniz ki... Tamam. Abdurrahman Bey. Bir saniye. Tamam, cevabı bir alalım. Beyler abartmayın. Tamam. Abdurrahman Bey. Bana sorunuzun içerisinde siz hakaret ettiniz. Ve şöyle sordunuz. 10 milyon insan var Türkiye'de sığınmacı. Bunun satarı olduğu için mi bu konuları işliyorsunuz? Demek benim bütün siyasi geçmişime ve siyasi müktesebatıma hakarettir. Bunu çok ustalıkla yaptım. Teşekkür ederiz. Tamam. 2011'de Suriye iç savaşı daha çıkmadan, başlangıç aşamasında televizyonlarda Suriye'de bir iç savaş çıkmasından çok korkuyorum. Çünkü bu savaştan Suriye'den sonra en fazla zararı görecek ülke Türkiye diyen, daha sonra bütün platformlarda AK Parti hükümetinin Suriye'de Beşar Esad rejimini yıkma çabalarının beyhude ve yanlış olduğunu ifade eden, bu konuda kitaplar yazmış, makaleler yazmış, çalıştaylar düzenlemiş bir siyasetçiye eğer siz derseniz ki geçmişte kalmış bir anayasa çalışması ve bir il başkanı üzerinden neden siyaset yapmıyorsanız da sığınmacılar meselesi üzerinden siyaset yapıyorsunuz diye soru sorarsanız bitireyim cevabını. Ben de o zaman size derim ki sakın siyaset yapmayın. Bu doğru bir yöntem değildir. Tamam? Gördüğünüz gibi ben size aslında hakaret etmedim. Siz benim aklıma hakaret ettiniz. Ben de sakın aklıma hakaret etmedim.